hafif yağmur yağıyor. Yağmur başladı. Biz de mola verdik. Mola verince acıkıyor insan. Acıktım. Acıktım. Karar veremedik. Ne yesek, ne yesek, ne yesek. Şimdi öyle güzel bir mekana gidiyoruz ki. Pide mi yesek, tavuk döner mi yesek, et döner mi yesek. Sonra Hakan dedi ki, ben dedi tavuk döner yiyeceğim dedi. O zaman biz de nereye geldik? Sofram Karadeniz'e geldik. Kendi semtimden lezzetine güvence verebileceğim, garanti verebileceğim Sofram Karadeniz'de bugün tavuk döner yiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Doğru Sofram Karadeniz'e. Hadi bakalım. Sofram Karadeniz. Buyurun. Biz bu lezzete kefiliz. Hasan abi, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsın abi? İyisin inşallah. Dönerin en güzel zamanında mı geldik? En harika zamanına denk geldik. Evet. Eyvallah abi. Evet, şimdi abi, bu dönerin sırrını anlatacaksın. Evet abi. Sonra tadacağız inşallah. İnşallah abi. Biz neredeyiz şu anda? Burası Ram Yeni Mahalle, Reşat Caddesi'nde. Sofram Karadeniz'de. Sofram Karadeniz. Sofram, evet. Karadeniz'de tavuk döner var. Et döner var. Pide. Harika pideler var. Lahmacun var. Ama evet, biz bugün tavuk döner yiyeceğiz. Peki, hoş geldiniz. Tavuk döneri tadacağız. Çünkü çok acıktık. Evet. Çok acıktık. Evet. Hakan abi, seni dönerle baş başa bırakıyorum abi. Aydın abi, biz döner çekmeye geldik. Sen bize sürpriz yaptın. Evet. Pide yaptın. Bu şimdi ön hazırlık mı oluyor abi? Evet. Ön hazırlık. Peki, Aklın abi, biz döner çekmeye geldik. İstersen gel bunu bir gömelim. Bir küçük bir müsaade isteyelim. Gömdükten sonra dönerin başında döneri anlatmaya başlayalım. Ama pide de çok güzel. Aramızda kalsın bak. Hasan abi, biz döner çekmeye geldik. Tavuk, evet, döneri ama. Evet, evet abi. Sağ olsun Aydın abi, hemen fırında. Ya siz açsınızdır, şöyle bir güzel bir önce bir pide yiyin, ondan sonra döneri çekersiniz dedi ama sen o esnada, evet, döneri neredeyse bitirdin yani. Son saat kaç abi, gibi bitiyor döner? Abi bizde 3.30 gibi biter, döner kalmaz bizde. Kalmaz, 3.30'da. Aynen yani öyle. Yani erken geliyoruz, evet, abiler. Şimdi evet, tavuk dönerin sırrı ne abi? Abi tavuk dönerin sırrı kaliteli malzeme. Tavuğun kalitelisi, bizim güler yüzümüz ve kendimize has sosumuz. Sos. Bak, çok önemli. Tavuk dönerde sos çok önemli. Tavuk, evet. Sen döneri kaç gün önceden hazırlıyorsun ya da ne zaman hazırlıyorsun? Bir akşam öncesini hazırlıyorum. Sosa terbiyeye yatırıyorum. Sabahleyin geldiğinde şişe takıp servise hazırlıyorum. Servis. Evet. Şimdi şey derler Hasan abi, ben hep, benim böyle hani dönerle, et dönerle aram iyidir. Evet. Dönerin ilk kesildiği, İlk kesildiği anla sondaki kalan kısmı en güzel olur derler. Ya. Öyle bir şey var mı? Biraz şöyle ortalarına daha güzel olur. Ortası daha mı güzel? Ortası. Yani biz şu anda tam ortadayız yani. Yani evet. Sen kaç senedir bu işi yapıyorsun abi? Ben 36 oldu. 36 sene. 36 yıldır. Maşallah. Bu sektörün ondan, içerisindeyim. Ondan fark ediyor demek ki. Evet. Hani ben Ramiliyim, yeni mahalleliyim diye söylemiyorum. Evet. Yani biz tavuk dönerimizi Sofram Karadeniz'den yiyoruz. Pidesi, evet, de çok güzel gösterdik. Evet. Et döneri de çok güzel ama... Evet. Hani olay tavuk dönerde. Tamam. Hasan abi tavuk döneri yapıyor. Bu müessese, evet, kaç senedir var abi? Burası 45 senedir buradayız. 45 sene ama döner daha sonradan eklenmiş galiba. Önceden et döner varmış. Varmış. Ama varmış. Mesela ben hatırlamıyorum. Gerçi yani, yeni mahalleye sonradan geldik ama. Evet, evet. Eyvallah. Şimdi dönerin sırrından bahsettim, sosundan bahsettim. Evet. Kendine has bir sosun var mı yoksa var, standart tabii, tabii, ne, tabii, ne kullanıyorsun abi sosunda? Kendimize has standartımız var. Soğan, karabiber, isot. Bu şey tetikliyor ya Hakan abi. İsot. Bunu sırrı vermek istemiyor. Ondan böyle kalıyor yani. Bunun sebebi bu bence. Renklendirici malzemelerimiz var. Renk biberimiz var. Ya Hasan abi sen desene, tamam, herkesin kullandığını kullanıyorum azar azar ama, evet, bana has bir şey var. Yani, onu da yaptığım için bu kadar lezzetli. Evet. Onu da söylemek istemiyorum diyorsun. Evet. Meslek sırrı mı bu? O da bizde kalsın. O, evet, da sizde kalsın. Peki abi, sizde kalsın. Hadi bakalım birazcık şöyle bir kes bakalım bir tabağı şöyle. Ben bir tadayım bakayım şöyle bir döneri. Bu arada sevgili Mustafa abi, sen de bak şuraya Mustafa abi. Neyse, tabak, senin sahibi Mustafa abi. Mustafa abi Kastamonlu. Ben sarımsaklarımı Mustafa abiden alıyorum. Kastamonu'dan sarımsak getiriyor. Harika. Eyvallah. Biraz pahalı satıyor ama aramızda kalsın.
biraz pahalı ama kaliteli sarımsak. Ben şöyle keseyim tamam, şöyle. Tamam bana şimdi babuşko bir tane kes. Böyle olayım elime bir oynayayım onunla abi. Yeter Hasan abi. Şimdi biz oturacağız, otururken de götüreceğiz inşallah döneri. Şimdi ver onu bana baba. Evet şunu aldım abi. Eyvallah. Şimdi açıyorum abi ama sen tezgahın başında tabii, hep maskeni tabii. takıyorsun değil tabii, mi? Tabii devamlı. Yoksa dışarıdasın. Böyle, çok böyle. Önemli. Evet, ben açtım. Evet. Hakkınızı helal edeyim. Hakan abi. Döner. Bugün tavuk döner. Acıktık. Soklam Karadeniz'e geldik. Tabii pidemizi yedik ama asıl önemli olan döner. Var abi. Bu tavukta, bu tavuk dönerinde sana özel bir sos var. İçinde bir cevher var ama o cevher ne? Böyle biraz daha yemem lazım. Güzel. Tavuk hangi kısımlarını kullanıyorsun abi tavuğun? But göğüs. But göğüs. But göğüs. Bazıları mesela sırf but yapıyor, bazıları sırf göğüs yapıyor. Yani but çok yağlı olur. Ve mutlaka içinde göğüs vardır yani. Ne kadar da olsa vardır. Vardır. Sen şimdi bodrum usulü içine sebze de koyuyorsun sebzeler, galiba. Sebzemiz var, kapya biberimiz var ve Charleston biberimiz var. Eyvallah. Güzel. Tavuk döner. Evet. Tavuk dönerin 2,5-3 gibi bittiğini söyledin abi. Evet, güzel biter. Tavuk döner kalırsa onun kaldığını ve bir gün sonra hani satması lazım. Onu nasıl anlayacağız tavuğun o gün ya da bir geceden önce kalıp kalmadığını nasıl anlayacağız abi? Anlamayan insan yani normal vatandaş bunu anlamaz. Ama i̇şte vatandaş anlasın diye soruyorum Hasan abi. Onu anlayamaz abi. İlk bakışta, ilk gördüğü zaman dönerin altında zaten çok kişi kullanamaz onu. Kullanmaması gerekiyor. Sen mesela diyelim ki kalmıyor ama evet. Kaldığı zaman yok kullanmıyoruz. Tekrar yok kullanmıyoruz. Bunun üstüne mi diziyorlar abi? Ama şimdi belki yapan olabilir ama bizde öyle bir şey yok. Yok eyvallah. Yani. Sanki bunda biraz safran var abi be. Safran bak, yok. Bak gözlük. Yok. Ne var? Safran yok. Ama bir şey var böyle sarımtırak bir şey var. Biraz zerdeçal var. Zerdeçal var. Tabii zerdeçal var. Biraz sarım. Bir sarımsak toz. Ya, hafiften var evet. Var var. Ben şimdi yavaş yavaş yedikçe tadıyorum. Eyvallah. Şimdi Hasan abi. Evet abi. Ben alayım İçeride tabağını. İçeride de götüreceğim. Eyvallah. Tamam. Şimdi ekmek arası yapıyorsun. Evet. Pilav üstü yapıyorsun. Evet. İskender yapıyorsun. İskender yapıyoruz evet. Tavuk İskender yapıyor musun? Tavuğu isteyen olsa yaparım. İsteyen olsa yapıyorsun. Ama fazla bir şey yok. Peki sen şimdi bir şey soracağım sana. Bu benim hep kafama takılmıştır. Ben şimdi tekrar maskemi kapatayım. Evet. Şimdi döneri kesiyorsun abi. Harika böyle özel ekmeğin var, pidem var. Evet. Güzel domatesini, turşusunu, soğanını, maydanozunu, işte kıvırcını koyuyorsun. Evet. Ama onu sarıp sarmaladıktan sonra tost makinesine atıyorsun abi. Evet. Niye atıyorsun abi? Ya ekmek biraz ısınsın, millet sıcak seviliyor. Ben mesela yani. Tost makinesini attırmıyorum abi. Evet. Yani bence attırmayın. Ekmek o şeyi, o tost makinesi biraz böyle, biraz basıyor ya. Evet. Tavuk böyle biraz şey oluyor hani. Ne gereği vardı diyor yani tavuk. Ya işte. Ama bütün olduğu zaman. Tercih. Tercih meselesi. Tercih meselesi. Eyvallah. Evet. Şimdi nedir abi fiyatlarımız? Fiyatlarımız uygun. Tombik 8, yarım 8, porsiyon 14, pilav üzeri 15 lira. İyi, bunun yanında. Fiyatlar da iyiymiş. Fiyatlarımız uygun. Bir de bu çevrede çok öğrenci var değil mi? Öğrenciler öğrencilerimiz geliyor öğrencilerimiz indirim biz var. O vakte, biz o vakte yetişemedik ama öğrenciye de indirim yapıyorsunuz. İndirimimiz var öğrenciye. Eyvallah. Şimdi annenin babanın değil mi? İçi güvenli bir şekilde, rahat bir şekilde gelip evet. burada çocuğuna döner alması, işte pide yaptırması. Evet. Bunlar önemli şeyler. Çok önemli. Kabul etmek lazım. Evet. Şimdi dönerin dışında sen bir de ne yapıyorsun abi? Söyleyelim bunu yani. Söylemeden senin hakkını vermemek olmaz. Evet abi. Sen bir de ne yapıyorsun abi? Bir de çok güzel sabahları paça çorbası yapıyorsun. Evet evet. Paçamız da var sabahları. Kelle paça değil mi? Kelle paçamız var. Büyükbaş hayvandan yapıyoruz. Evet. O hangi günler çıkıyor? Ne zaman çıkıyor? Ette bir sıkıntımız olmazsa haftanın 6 günü var. 6 günü var. Pazar günleri kapalıyız. Pazar günleri kapalıyız. Pazar günleri kapalıyız. Diğer günlerimiz var. Eyvallah. Fiyatlar uygun. Uygun. Lezzet fiyatlar. Güzel. Evet. Biz de kefiriz. Biz acıktık. Evet. Sofram Karadeniz'e geldik. Az önce Hakan'la pideyi götürdük. Şimdi Allah'ın izniyle. İnşallah. Bize güzel bir, nasıl yapacaksın bize? Nasıl bir servis yapacaksın abi? Şöyle bir yanında pilavla, yeşillikle size güzel bir servis yapalım. İkram edelim. Siz de yiyin bugün, afiyetle yiyin. Oturalım bir götürelim Hakan abi. Götürün abi. Ben biraz başlarım, sonra beraber yemeye başlıyoruz, devam ederiz. Olur mu Hakan abi? Olur diyor Hakan abi. O zaman
Hasan abi ben içeri giriyorum. Buyurun. Senden spesyal harika bir tabak bekliyorum. Bekliyoruz abi, abi hemen. Hadi bak Hakan abi içeri girelim abi. Hasan abi sağ ol. Eline koluna sağlık abi. Tabak güzel. Hakan afiyet abi, hakkını helal et. Önce ben götürüyorum, sonra beraber götüreceğiz. Ne diyelim? Bugün Sofram Karadeniz'de tavuk döner yiyoruz. Hepimize afiyet olsun. Acıkınca ararsanız size de geliriz. Lezzetinize güveniyorsanız bize bir mesaj atın. Bu videonun altına bir yorum yazın. Geliriz, acıkınca afiyetle götürürüz. Aramızda kalsın yani, aramızda kalsın. Hakan abi müsaade istiyorum. Ben şimdi bismillah başlıyorum. Yalnız tabak çok güzel. Eyvallah. Hakan abi gördüğünüz gibi tabağım yavaş yavaş. Capito finish bitmek üzere. Ben bugün Sofram Karadeniz'de yediğimiz lezzetlerden büyük keyif aldım. Sizler de vaktiniz olursa Rami Yeni Mahalle'de Sofram Karadeniz'e gelin. Harika bir tavuk döner yiyin. Aramızda kalsın. Sabahları paça da var. Bir gün paçaya geliriz. Öbür gün pideye geliriz. Dükkan bizim. Aramızda kalsın. Ben bir sonraki mekanda acıktığımız vakit inşallah başka bir lezzette o gün kararını veririz. Ne yiyelim diye. İnşallah tekrar görüşelim. Acıktım. İzlemeye devam. Lezzetlerin peşindeyiz. Götürüyoruz. Eyvallah. Hasan abi döner biter. Kanki gider. Hayırlı işler diler. Abi canmazım. Acıktığı zaman gene gel. Acıkınca gene geliriz. Hadi görüşürüz. Hadi hayırlı işler. Güle güle. Biz lezzetlerimize keyifli Sofram Karadeniz'de bekleriz.